Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çalışmamızı yapacağız çalışmamız kabartılı 3 boyutlu bir çalışma örmesi de gayet kolay şöyle ön yüzden gördüğümüz gibi bir de arka yüzden bakalım arka yüzden de düz örgümüzü görmekteyiz önde ters örgümüz arkada düz örgümüzün hakim olduğu güzel kabartılı bir çalışma yapımı gayet kolay altı ve katlarından her bir modelimizi kuruyoruz ve kenarlar içinde artı dört tane ilmeğimize ihtiyacımız olacak dilediğiniz yerlerde bu güzel çalışmamızı kullanabilirsiniz yelekler hırkalar bebek örgüleri yetişkin örgüleri her türlü örgülerde gayet güzel duracaktır Evet ben şöyle 3 numara şişimle çalıştım ve şu orta kalınlıkta da bir ip kullandım. Bu ipim biraz dolgunca bir ip zaten modelimizin görüntüsünden de belli olmakta. Sizler nerede kullanacaksanız ona uygun iplerle bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen yapıma geçelim. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için ilmek sayımızı ayarladım ve geldim. Şimdi sayalım bakın 2, 4, 6. 2 4 6 2 4 6 ve kenarda 4 tane ilmeğimiz var modellerimizi bu ilmeklerimizin üzerine kuracağız ve ön yüzden başlıyoruz birinci ilmeğimizi örmeden alalım ikinci ilmeğimizi yani sıradaki ilmeğimizi şöyle düz olarak örüyorum 1 ve 2 2 düz ördüm 1 boş 2 düz sırada takip eden 4 ilmeğimi ters örüyorum 1 2 3 ve 4. 4 ters ördükten sonra 2 tane ilmek düz. 1 ve 2. Tekrar 4 ilmek ters. 1 2 3 ve 4. 4 tane ters ördüm. 2 düzden sonra yeniden 2 tane düz ilmeğimizi örüyorum. 4 ters. 2 3 4 4 ters tekrar ördüm. Son ilmeklerimi 1 İki tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ise ters örüyorum. İlmeğimizin buradaki örgümüzün kenarı düzgün çıkması için. Evet birinci sırada yaptığımız işlemimize hemen bakalım. Bir tane boş aldım. 2 düz, 4 ters, 2 düz, 4 ters, 2 düz, 4 ters, 2 düz, düz ve en son ilmeğimi ters olarak aldım. Ve örgümün ikinci sırasını örmek için hazırım. Şimdi burada gördüğümüz şekliyle örmeye başlıyoruz. Ön yüzde düz ördüklerimizi arka sıramızda ters tersleri ise düz örüyoruz. Birinci ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi ters görüyorum. Bakın diğer yüzde düz örmüştüm. Hemen terslerimi yine ters örüyorum. Bir, iki ters. Ön yüzde dört tane ters örmüştüm. Arka yüzde dört tane düz. İki, üç, dört. Bu ikinci sıramız. Tekrar iki tane tersimi görmekteyim. Ve düzlerimi dört tane. Bir. Üç. Ve dört. Dört tane düz. Sırada iki tersim. Dört düzüm var. Gördüğüm şekliyle ikinci sıramı da örerek tamamlıyorum. Son ilmeğimi de ters örüyorum. 3. Sırama geçiyorum. 3. Sıramız ön yüzdeyiz yine. İki tane düz ilmeğimiz, dört tane ters ilmeğimiz var. Hemen örmeye başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki düzümü örüyorum. 3. Sıramızda dört tane tersimi örüyorum. tane düzümüz 4 ters son iki ilmeğim düz ve en sondaki ilmeğim ters olarak örüyorum ön yüzümüzü üçüncü sıra olarak tamamladım şimdi dördüncü sıramı örüyorum birinci ilmeği örmeden alıyorum burada gördüğüm şekliyle örüyorum iki tane ters 4 tane düz. Tekrar 2 tersim. 4 tane düzüm 4. sıramızda modelimizde arka yöndeyiz. Terslerimi de ördüm dördüncü sıramı da tamamladım arka yüzü şöyle görelim modelimizin ön yüzüne ve beşinci sıramıza geçiyoruz ve burada model çalışmamı başlatıyorum yani işlemimizi burada yapıyoruz şöyle sayalım bakınız 1 2 3 4 4 sıra ördük şöyle çok belirli hemen modelimizi kurmaya başlayalım Şuradaki bölümümüzü kabartılı işlemlerimizi bu sırada çalışıyoruz 5. sıra ön yüz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi görmekteyim. Şimdi şöyle araya giriyorum bakınız. 1. ilmeğimi örmüyorum. Şu her iki düzün tam arasına giriyorum. 1 2 Şöyle açayım daha güzel görünsün. 1 2 3 4 4. boşluğa giriyorum. Her ikisinin arasında bakınız ilmeklerimin tam arasında 1 2 3 4 4'e giriyorum ipimi arkadan alıp içinden çıkarıyorum ve şişime takıyorum her ikisini de düz örüyorum aynı anda her ikisini ördüm yine aynı yere giriyorum farklı yere değil tekrar arkadan alıp içten çıkarıyorum şişime takıyorum diğer düzümle örüyorum her ikisini de ördüm bakınız. Şimdi ortadaki dört tane tersimi herhangi bir işlem yapmıyorum. Terslerimi örüyorum. 2, 3 ve 4. 2 tane düzüm yan yana. Birinci düzü örmüyorum. Bakın 1 şuradaki boşluk. 2, 3, 4. Dördüncü boşluğa giriyorum. birinci örmeden. Arkadan dolanarak ipimi şöyle çıkarıyorum. Şişime takıyorum ve ilmeğimle birlikte çıkarmış olduğum ilmeğimi takıp örüyorum. Ve yine aynı yere giriyorum. Tekrar ipimi çıkarıyorum. Düzümün önüne takıyorum. Her ikisini tek ilmek olarak düz örüyorum. Ve aradaki terslerimi de örüyorum. Diğerinde birlikte çalışalım. Aradaki boşluğa giriyorum ilmekten sonra 1 2 3 ve 4 giriyorum alıyorum takıyorum her iki ilmeğimi düz örüyorum tekrar aynı yere giriyorum şöyle ipimi çıkarıyorum takıyorum düz örüyorum ve buradaki ters örüyorum son işlemi de yapıyorum 5. sıramı tamamlamış oluyorum Evet modelimizin tamamını kurdum. 1 2 3 dört tane model üzerine kurmuştum. Son ilmeğimi yine ters örüyorum. Tamamlıyorum. Burada 4 değil 6 da olabilir, on da olabilir. Kaç tane varsa hepsinde aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Şimdi arkasını çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. Birinci ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi. Diğer tarafı örmek için ise şuradaki görmüş olduğumuz iki tane ilmeğimizle yer değiştiriyoruz. Kaydırıyoruz. şu Şöyle açılma işlemini yapıyoruz. Bakın hemen yapmış olsak kendi halinde şu şekilde kalacak. Açımı açılmayı sağlamak için iki ilmek sağ ve sola kaydırma işlemini yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki herhangi bir yapacağım işlem olmadığı için burayı düz örüyorum. Diğerini bakınız. Ön yüz burası. Burası arka yüz. Diğer ilmeğimizi kaydıracağız. Şuradaki 4 ilmeğimizi ikişer ikişer alacağız. Yani iki tanesini buradaki ilmeğim için iki tanesini diğer taraftaki modelimizin ilki için kullanacağız. Şimdi alıyorum şişime şöyle güzelce açılmasını sağlamak için. Buradaki ilmek çıkararak aldığımı şişimin ön yüzün yani modelin önünde duracak şekilde geçiriyorum. Şöyle bunları arkadan şöyle alıp getiriyorum. Buna dikkat edelim. Ve düz örüyorum. 1 2 Bakınız öndeki olan ilmeğimi arkaya aldım ördüm bakın şu tarafa doğru yatırdım. Şimdi burada iki tane ilmeğim var ve diğer uzatmış olduğum ilmeklerimle yer değiştiriyorum. Şişime ikisini alıyorum. Bunu da alıyorum uzattığım ilmeği. Önce düz ilmeklerimi takıyorum. ikisini, Sonra yine önden örgümün önünden bakın arkadan geçirmiyorum. Şişime takıyorum. Ve düz örüyorum. alıyorum üçünü. Önde çıkardığımız ilmek vardı. Önce onu sona alıyorum. Diğer iki düz ilmeğimi öne alıyorum. Ve düz örüyorum. Evet, şimdi yine iki tane ilmeğimiz. Şişimi alıyorum, diğer ilmeğimi de takıyorum. Önce düzlerimi takıyorum. Buradaki ilmeğimi ön taraftan alıp ilk öreceğim ilmek haline getiriyorum ve düz örüyorum. Örgümüzün ön yüzünden alalım. Şimdi burada ilk ilmeğimi arkaya ayarlayacağım. Önden alıyorum. Diğer iki ilmeğimi takıyorum. Bakın onu arkaya yolladım. Düz düz örüyorum. son ilmeklerimi yine alıyorum düz ilmeklerimi şişime geçirip diğerini öne alıyorum ve ör düz örüyorum bunu aynı şekilde örüyorum son ilmeğimi ise ters örüyorum çeviriyoruz bakınız bu şekilde modelimiz görüldü Şimdi e, buradaki kurmuş olduğumuz modelimizin aynısını kuracağız ama kaydırma yöntemi yapacağız. Kaydırma yönteminde ise ikisinin birleştiği nokta var bakınız şurası tam. Bu ikisini tam ortadaki şu ikisini iki düz olarak öreceğiz. Diğerlerini arada kalan bu kısmı ise 4 tane ters olarak öreceğiz. Hemen yeni modelimiz üzerine kurmaya başlayalım. Bakın bu kez bu şekilde yani hemen tamamlanmakta modelimiz. Şöyle buradan daha önce ördüğüm büyük modelimi de göstermek istiyorum. Hem ipim daha kalın, ince iplerde de çok şık olmakta, tiftiklerde. Bakın bu şekilde yan yan yatırdık. Şimdi şuradaki her ikisinin tam birleşme noktasına ikinci sıramızda kuruyoruz. Üçüncü sıra tekrar aynı şekilde. Dördüncü sıra yine birbirlerinin üzerinde bu şekilde ilerleyerek devam edecek modelimiz. İlk ilmeğimi örgümüzün düz önündeyiz. Bakınız örmeden alıyorum. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Şimdi bakın tam birleştiği noktalar, ilmekler uzattığımız yere bu 2 tane ilmeğimizi düz yapıyoruz. Yani yeni modelimiz buradan devam edecek. 1 2 1 boş, 3 düz, 3 ters iki tane düzümüz bakın bir boş 3 ters iki düz modelimizin uzantılan olduğu yer iki düz tekrar dört tane ters 1 2 3 4 her iki ilmeğimin uzandığı yer 1 2 düz her ikisi tekrar dört tane ters 1 2 3 4 Bakın ilmeklerimizi uzattığımız yer 2 düz 1 ve 2. 1 2 3 ters. boşumuz yine ters. Evet modelimizi kaydırarak yeni sıramızı da kurduk. Şimdi aynı şekilde burada yapmış olduğumuz gibi 4 sıramızı örelim. Şimdi ön yüzden ördüm bir sıra. Arkada yine gördüğümüz gibi 2. sırayı, 3. sırayı, 4. sırayı örelim. 5. sıramızda modelimizi kurmak için yeniden birlikte olalım. İkinci kez kurdum ve toplamda e, 4 sıra ördüm tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4. Burası örgümüzün 5. sırası. Şimdi şuradaki yapmış olduğumuz aradan ilmek çıkarma işlemini burada da yapacağız. Şimdi her ikisinin her iki düzün tam arasından giriyorum. Aşağıdan ilmeğimi çıkarıp diğer ilmeğimle öreceğim. Ve diğer İkinci ilmeğimle de aynı yere girerek çıkarıyorum ve buradaki işlemi yani burada da tekrar ediyorum. Evet şimdi örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum, ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Bakınız diğer ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum. Bir ilmeğim boş üç tersimi ördüm. Şurada görüyorum. Bakalım yine her iki ilmeğimin arasındaki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü boşluğun içine giriyorum ilmeği bir çıkarıyorum takıyorum ve düz örüyorum aynı yere batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum takıyorum ve düz örüyorum aradaki dört tane tersimi örüyorum tam ikisinin arasına giriyorum ilmeğimi çıkarıyorum takıyorum ve örüyorum düz örüyorum aynı yere girip düz örüyorum. 4 tersimi ördüm. 2 3 ve 4. ne kadar hoş oluyor. Yani ben çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Aynı yer. Neredeyse düz diyebileceğimiz bir örgü. Şimdi burada ilmeklerimizi çıkardım. Son 4 tane ilmeğimin dördünü de ters ördüm. Arkayı çeviriyoruz. 2 tane ilmek alıp bakınız buradaki ortadaki ilmeklerimizin birincisini öne, diğerini de sona alarak örüyoruz. Şimdi yapalım bakınız. Burada ilmeklerimizi aldım 2 ilmek. Şu 2 ilmeği örmüyorum. Birini boşalıyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğim kaldı buradaki ilmeğimi sonda bakınız öne alacağım iki ilmeğimin önünü alacağım bunu bir de ön taraftan yapıyorum arkadan almayalım lütfen şuradaki ilmeği tek ilmeği modelimizin ön yüzünde düzgün duracak şekilde alalım ikinci ilmeğimi takıyorum bakın şişimden çıkardım diğer iki ilmeğin önüne taktım ve düz olarak örüyorum uzattığım ilmeğim ve diğer iki ilmeği şimdi burada uzattığım ilmeği var iki tane ilmeğin arkasına alacağım bunu ama yine tabi yine modelimin ön yüzünden alıyorum düz ilmeklerimi takıyorum önce düz ilmeklerimi sonra modelimi örüyorum ve bakın bu şekilde bağladım yine iki ilmeğimi görüyorum şişimi alıyorum yerinde alıyorum. Sondakini öne geçireceğiz. Modelimin ön yüzünden, özellikle bunu tekrar ediyorum. Ön tarafı alıyoruz, takıyorum ve düz örüyorum. Önce uzattığım ilmeğim, sonra iki düzümüz. Şimdi diğer uzattığımız ilmeğimiz ve iki düz ilmeğimiz var. Öndeki ilmeğimi sona alıyorum. Tabi ön yüzden. Önce onu sonra diğer ilmeklerim öne geçiriyorum ve bu şekilde örerek bu dilimizi tamamlıyoruz. Hepsini de düz örüyorum. Diğer ikisiyle değiştirelim ve sonra doğru ilerleyelim. Bütün ilmeklerimizi örerek geldim. Son iki tane ilmeğimi de örüyorum ve örgümün düz yönünü çeviriyorum ve böyle harika bir görüntüyle karşılaşıyoruz şimdi modelimizi ilk sırada kurduğumuz şekliyle kurmaya başlıyoruz bir tane ilmeğimizi boşalıyor yani kaydırmamızı yaptık ilmeklerimizi de bu ikişer ikişer önüne ve arkasına alarak şuradaki uzattığımız ilmeklerimizi birbirlerine bağladık ve şimdi ilk sıramızdaki kurduğumuz şekliyle kuruyoruz. Daha sonra yine ikinci sıradaki kurduğumuz şekliyle tekrarlarımızı yaparak modelimizi ilerletiyoruz. Şimdi modelimizi yeniden kuralım. Bir tane boşumu alıyorum. İki tane düz örüyorum hemen. Bir ve iki. Dört tane ters. Bir, iki, üç ve dört. Bakın iki tane ipimizin tam uçlarının geldiği yer iki düzümüz olacak 1 ve 2 şöyle görmekteyiz bakınız şimdi tekrar dört tane ters ilmeğimi iki tane düzümüz bakın ilmeklerimizi uzattığımız yer bu şekilde ilk sıradaki kurulumumuzla kuralım ve modelimizi devam ettirelim Evet çalışmamızı tamamladık işlemlerimizin tekrarlarıyla ilerleyeceğiz Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Evet yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.